Allah kelamı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz. Kur'an tilavetinde bulunmak üzere. Mezzet Paşa Camii'nde sizimiz. Yusuf Türk Hocam. Buyurun değerli hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Feammel insanu izâ mebtelâhu rabbuhu feekremehu رمه ونعمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء
وَثِيقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Değerli hocam, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Değerli izleyenler, program konuğumuz, il müftümüz Sayın Yusuf Sarıkaya hocam. Değerli hocam, hoş geldiniz. Bu programımızda hepimizin idrak ettiği gibi Kurban Bayramı'nın gölgesi üzerimize düşmüş vaziyette. İslam alemi olarak tatlı bir telaş, tatlı bir heyecan içerisindeyiz. Asıl en büyük heyecanı yaklaşık olarak 3-3,5 milyon hacımız bunu ziyadesiyle yaşamakta. Çünkü yarın terviye günü, yani muhtemelen ikinden sonra intikaller başlayacak. Mezheplere göre değişiklik arz etse de büyük bölümü Arafat'a gidiyor. Gece Arafat'ta geçiriliyor. Cumartesi günü de Arefe günü. İnşallah Rabbim bizleri kavuşturursa pazar günü de bayramın birinci gününü idrak edeceğiz. Değerli hocam, bu konuda öncelikle hacılarımız orada. Elazığ'ımızda da yaklaşık 1000 civarında hacımız orada. Şu ana kadar olumsuz bir haber almadık. Rabbim inşallah sağlık, sıhhat içerisinde mebrur bir hac ile dönmeleri nasip etsin. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Akabinde asıl konumuza geçelim hocam. Hac malumunuz İslam'ın 5 şartı diye bilinen, tabii genel olarak öyle bir şey var ya hadislerde falan. Evet. Orada belirtildiği gibi, yoksa İslam 5 değil, 10, 15, 20 şartları var yani. Bu bir anlatım biçimi. Çok önemli efendim ibadetlerinden. Özellikle artık bu ülkeler arası Müslümanların bir araya geldiği, birlikte efendim Arafat'a çıkıp orada vakfe yaptığı önemli bir ibadet. Bunun için de bütün Müslümanlar, yani herkes oraya gitmeyi arzu eder. Niye? Çünkü insanlığın başlangıcı oradan olmuş. Bizim yani son din olan İslam'ın, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği son din İslam'ın da yine zenginler üzerine, özellikle oraya gitme imkanı bulan kişiler üzerine farz kılındı malum. Evet, terviye günü dediğimiz Arafat'tan bir gün önceki gün artık hacılar bütün hazırlıklarını yapmış ve Arafat'a doğru yola koyulurlar. Zilhicce'nin 8. günü. Ve yani özellikle terviye denmesi de eskiden develerle çıkılıyordu tabii o dönemde. Evet. Çıkacak o vasıtaları suya kandırma günü demektir o. Evet. Aslında. Tabii çadırlar hazırlandı. Türkiye tabii bu konuda çok deneyimli elhamdülillah. Çadırlar hazırlandı, yerler hazırlandı. Dediğiniz gibi tatlı bir telaş. Hacılarımız büyük bir coşku içerisinde artık oranın oraya çıkmak için, yani Arafat'a çıkmak için kafile başkanlarının
talimatlarını bekleyecekler. Herkes talimatlara uymak durumunda çünkü büyük bir kalabalık ve yoğunluk evet. var. Bu arada yani özellikle Arafat'ta dediğiniz gibi ikindiden sonra veya işte ikindi sonrası başlar gece yarısına kadar bazen yetişmezse sabaha kadar bu intikaller devam eder. İşte orada Arafat'ta vakfeye erken yetişsin diye bu yapılıyor. Yoksa yani bir aksaklık tabii aynı anda aynı mekanda tabii, milyonlarca insan hareket tabii. etmesi çok kolay onun değil için, yani. Evet. Hazırlık için yoksa mesela vasıtası var ve trafikte açıksa kişi diyelim ki sabah kahvaltısını da yapar efendim oraya öğle namazına yetişir vakfeye durur olur. Hatta Arafa günü öğleden sonradan başlayıp cuma günü bayram günü sabah fecr-i sadık doğuncaya kadar olan o zaman diliminde herhangi bir vakit oraya uğradığı zaman vakfe yapılmış olur. Ama Türkiye'de tabii o çok coşkulu oluyor. Böyle herkes namazını kıldıktan sonra öğle namazından sonra öğle namazından öğle ile ikindi. Çoğu zaman canlı yayınlanıyor orada tabii yapılan dua. Tabii canlı evet. yayınlanıyor. Orada efendim kalkılıyor, dualara amin deniyor. Hocalarımız, Diyanet İşleri Başkanlarımız genelde duayı yapıyor. Ve böylelikle o mahşeri ortamda güzel bir sahne oluşmuş oluyor. Allah kabul etsin. Tabii haccın çok detaylı açıklamaları var da ben Arafat'ta vakfe yapmayı insanlığın yitik cennetini arama yeri diye düşünüyorum. Evet. Öyle söylüyorum. Çünkü atamız Adem Aleyhisselam'la annemiz Havva orada buluştu ve işte Rabbena zalemna enfusena felem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Yani ey Rabbimiz hata ettik. Şuna yaklaşma dedin ama biz yaklaştık o meyveye, o yiyeceğe her neyse. Ama nefsimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve affetmezsen husrana uğrayan, kaybedenlerden oluruz diye dua edip Rabbimizin dualarını kabul ettiği mekan. Yani bir noktada cennetlerini orada buldular yeniden. Zaman zaman evet. dualarınıza hocam Arafat'ta yapılan dualara dahil et şeklinde, tabii, kabul et şeklinde. Evet. Doğru. Niye? Çünkü bu sevad-ı azam dediğimiz o büyük kalabalığın içerisinde ne mazlumlar var, ne duaları müstecap olanlar var. Biz bilmiyoruz bunu. Evet. Onların dualarıyla birlikte inşallah yani oradaki hacılarımızın ve buradan katılan bizlerin de dualarını Rabbimiz kabul eyler. Amin inşallah. Değerli hocam tabii Kurban Bayramı denince işin birçok boyutu var. İşin ekonomik, iktisadi boyutu tabii. var. Piyasanın hareketlenmeleri var, canlanması var. Her anlamda hocam yani kurbanlığından, tatlısından, şekerine kadar birçok etkinlik yapılıyor. Tabii bizim asıl bizi ilgilendiren bölümü, işin en büyük boyutu ibadet boyutu. Tabii. Şüphesiz hocam. Tabii. Ayet-i Kerime'de belirtildiği gibi kestiğinizin kurbanların ne eti ne de kanı Allah'a kavuşmaz. Evet. Allah'a ulaşacak olan sizin takvanızdır. Takvanızdır. Ayet-i Kerime'si takvanızdır. Buradan yola çıkarak hocam. Evet. Gerek Diyanet İşleri Başkanımız, gerekse Türkiye Diyanet Vakfımızın, gerekse temsilcisi durumunda başkanımızı temsil eden il müftülükleri var. Siz de başkanı temsil eden il müftümüzsünüz hocam. Evet. Büyük bir hazırlık içerisindesiniz. Evet. Bu seneki Türkiye Diyanet Vakfı'nın ana sloganı kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş şeklinde. Vekalet yoluyla kurban kesimi büyük önem arz ediyor. Evet. Aslında bu bir anlamda hocam yani kesilen kurbanın gerçek fakirlere ulaşmasında da çok önemli. Diğer bir yönüyle de tabii kurban kesim yerleri hazırlanıyor belediyemiz tarafından. Birçok kurumun işbirliği
işte Tarım İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Belediye bir bütünlük içerisinde valiliğimizin himayesinde. Hı hı. Bunlar işin farklı boyutu ama bizi evet. asıl ilgilendiren şey hocam. Kurban, kurban kesimi, kurbanlık, niyet çok önemli. Bir de hocam sık sık karşılaşıyorsunuz. En çok sorulan sorulardan biri, bundan iki hafta önce de açıklamıştınız aslında. Bu büyükbaş hayvana ortak olma konusunda ciddi manada sorular geliyor. Efendim diyor işte biz 7 kişiyiz, 5 kişi kurban niyetine, kurban amacıyla buna ortak oluyor. 2 kişi kurban dışında işte adağım var diyor. Veya ben diyor kurban değil, et olarak ben dahil olmak istiyorum. Bu çok sık sık geliyor. Hı hı. Bütün bu konulara hocam özellikle kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş. Evet. Şunu da altını çiziyorum hocam. Türkiye Diyanet Vakfı 7 kıtada bu hizmeti yürütüyor. Neler söylemek istersiniz hocam? Türkiye Diyanet Vakfımız hakikaten yani pek çok faaliyetinde olduğu gibi bu faaliyetinde de örnek bir vakıf. Gerçekten böyle tabiri caizse arı gibi çalışılıyor. Şu anda o 7 kıta dediğimiz yani bütün ülkelere gönüllü dostlarımız gittiler. Evet. Efendim orada efendim kurbanlıkları aldılar. Hazır bekliyorlar ve Türkiye'den gelen bağışlar oranında dağıtılan o şey oranında orada kesim yapacak ve fakirlere, garibanlara dağıtılacak. En büyük özelliği hocam, affedersin araya giriyorum. Evet. En büyük özelliği denetlenebilir ve şeffaf olması. Tabii, hocam. Tabii. Denetlenebilir hem, ve şeffaf olması evet, ve kesilmesi çok önemli evet. hocam. Evet. Yani zaten biz bakın burada mesela ne yapıyoruz? Elazığ'da diyelim ki bu şeyden geliyor. Tabii fakir ailelere paylaşmak üzere. Ne yapıyoruz? Fotoğraflıyoruz, videoyu alıyoruz. İsimlerini kurban kesilmeden önce başında okuyoruz. Vekalet veriyoruz. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim diyerek kasap kesiyor. Yani dolayısıyla güven çok önemli. Evet. Bir de yani şöyle demiyoruz. Efendim yok 2-3 kişi birleşin bir hisse alın. İbadet parçalanmaz. Evet. Herkes yurt dışı 725 lira, yurt içi 890 lira. Yani bunu bölmeye, parçalamaya kimsenin hakkı da yok. Böyle bir sistemde yok. Evet. Ama bazılarında böyle duyuyoruz. Bu bir. Bir de dediğiniz gibi denetim. Aynı zamanda müfettişlerimiz bu konuyu tepeden tırnağa denetler ve muhasebeleştirir. Ayrıca işte dediğim gibi görsel olarak da bunlar ne yapılır? Servis edilir. Doğal olan da o çünkü bu bir ibadet yani biz ne diye yani durup dururken sorumluluk alalım? Neden insanların vebalini alalım? İnsanlara yardımcı olmak istiyoruz. Dolayısıyla bir bu var, bir de ibadette tabii niyet çok önemli. İbadette niyet adetle ibadeti ayırmak içindir. Çok önemli hocam. Ha. Adetle ibadeti ayırmak için. Yani bir insan oruca niyetlenmeden aç kalsa oruç tutmuş olmaz. Periz yapmış olur hocam. Ha. Efendim namaz kılmaya niyet etmeden ayakta dursa ayakta durmuş olur. Kurban kesmeye niyet etmeden kesse bir hayvanı usulüne göre keserse normal bir hayvan kesmiş ve helal olarak etinden yer. Ama kurban olmaz. Kurban olabilmesi için niyet gerekir. Evet. Onun niyeti de kalbinden bilmesi. Yani ben bunu, Allah bana bu nimeti vermiş, ben bunu keseceğim diyerek onu da işte büyükbaşsa birden yediye kadar evet. çift olur, tek olur. Bir kişi olur, 7 kişi olur. Maksimum 7 hocam. Maksimum 7. 8 kişi olmaz. Büyük başlarda böyle. Evet hocam. Küçük başlarda ise zaten bir kişiliktir o. Ve o şekilde kesilebilir. Bunun yanında bazıları diyor ki ya hocam
Ben diyor babamın adına diyor vefat etmiş diyor kessem olur mu? Hayırdır bu olur. Babası adına, annesi adına veya sağ olan yani eşi adına, kendi adına ben kurban kesiyorum. Bir de bu şekilde kesmek mümkün. Ama kimse Hazreti Peygamber adına kesmez hocam. Maalesef yok. Bazıları. Tabii. Evet. Yani Hazreti evet o çok yanlış maalesef bir. Maalesef hocam. İstismar hocam. Yanlış bir şey. İfade. İfade. Dolayısıyla bu önemli. İkincisi özellikle kurban edilecek hayvanların böyle herhangi bir onun değerinden bir şey düşüren yani kusuru var. O kusur değerini düşürüyor hayvanın. Evet. Tamam mı? İşte topal mesela. Dişleri dökülmüş. Dişleri dökülmüş. Boynuzları kırılmış. Boynuzları kırılmış. Yani memesi kopmuş. Evet. Böyle mesela hayvanlar. Kusurlu yani. Kusurlu. Biz ibadet kastıyla bunu yaptığımız için yani ibadete en güzelini takdim etmek gerekir. Bu nokta önemli. Bir de tabii biraz önce dediniz yani devletimizin en üstünden yani Cumhurbaşkanlığından İçişleri Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na, efendim Diyanet İşleri Başkanlığı'na, illerde valilerimiz, işte Tarım İl Müdürlüğümüz, Sağlık Müdürlüğümüz, Belediye, bütün orman, bunlar, evet. Orman, bütün bunlar birleşerek bu işi organize ediyor. Yani büyük bir iş ve büyük bir organize. Burada müftülüğümüze düşen, daha çok düşen, dini yönü. İbadet yönü. Yani boyutu, ibadet evet. Yönü. Onu da bu kesim yerine din görevleri görevlendirdik evet. Malumunuz. Bir de inşallah cumartesi günü bir ekip bir gezecek, şöyle bir görecek kesim yerlerini, bir bakacak. Bu çok önemli. Bir taraftan da kurban kesilirken hakikaten usulüne uygun ve bilen tarafından yapılması lazım. Yani bıçağı iyi keskinleştirip böyle uzun uzadıya sen veriyor musun, sen veriyor musun falan hayvan yatmadan önce al vekaletini kes. Evet. Tamam. Bismillah, Allahu Ekber de kes. Yani bekletme, ona eziyet etme. Bir de mümkünse tek kesiliyorsa diğerleri görmesin. Evet. Ama yok yani o imkan yoksa yapılacak başka bir şey yok ama usulüne uygun kesmek şey önemli. Usulüne uygun olarak bıçaklar zamanında vaktinde ayarlanır. Efendim ilgililer tarafından yerine götürülür ve orada kesilir. Bir taraftan da şey çok önemli. Çevre temizliği çok önemli. Çok önemli gerçekten hocam. Yani ha. Aslında Yüce Dinimiz İslam'ın en temel şartlarından birisi temizliktir hocam. Tabii. En nezafetü minel iman diyoruz. Temizlik tabii. İmandandır diyoruz. Namaz kılmak için abdest almak gerekiyor. Gusül abdest almak gerekiyor. Boy abdest alıyoruz. Gusül abdest alıyoruz. Hadesten taharet diyoruz. Necasetten taharet diyoruz. Temizlik çok önemli hocam. Maalesef çok dikkat etmiyoruz. Mesela kurban kesiyoruz. Kurban kesim yerleri var ama kesim yerlerinde çoğu kardeşimiz Allah kabul etsin kurban kesiyor. Kesim yerini beklemiyor, sırasını beklemiyor. Çimenin üzerinde, ağacın dibinde kesiyor. Hayvan kanı, atıkları, bağırsakları çevreye dağılıyor. Hiç güzel bir görüntü değil. Bazen kaçak da olsa işte sistem içinde kesiyor. Alıyor sakatatları veya işkembeyi götürüp konteynerin içine atıyor. Atmaması gerekiyor. Çok ciddi manada rahatsızlık verici. Tabii. Yani İslam toplumuna yakışmayacak bazen manzaralarla evet. Karşılaşmak mümkün. Eskisi kadar olmasa da. Bu konuda hocam özellikle yani, neler söylersiniz? Bir defa bütün kurban kesecek kardeşlerimiz bir defa belediyenin öyle zannediyorum kesim yerlerinde tuz dağıtıyor
tuz vardır o kesim yerlerinde. Yoksa herkes, diyelim ki özel bir yer var, orada kesecek, mutlaka kaya tuzu dediğimiz iri tuzdan iri almalı. Evet. Bu turşu tuzlarından biraz daha büyük ve en azından turşu tuzu. Deriler böyle tuzlanmalı, deriyi çıkaracak kişiler de ehil olsun. Evet. 2-3 tane bıçak attığın zaman değerini düşürür. Evet. Bu bir. İki, biz bu sene müftülük olarak, yani zaten hiç toplamıyoruz da, deri toplamıyoruz. Evet. İmkanımız yok. Ama şöyle söyleyeyim, şu anda Elazığ'da pek çok inşaat halinde camiler var. Oralara götürsünler. Cami dernekleri de hazırlıklı olsun. Evet. Yeri ayarlasın. Tuzunu, efendim şeyini, poşetini, işte çeşitli yerlere telefonlarını yazsın bu dernekler. Yani şey yapsın. Faaliyette bulunacak olurlar. Duyursunlar onu yani. Duyursunlar. Evet. Böylelikle ekonomi, milli servettir yani, yok olmasın. Bir bu hazırlığı yapsın. Yani bıçak ve ehil kasabın kesmesini söyledik. Diğer taraftan sakatatlarını da mutlaka ve mutlaka yani ihtiyaç sahipleri vardır. O alabilir, onlar alabilir. Bulsun, versin. Yani bir kelleden aşağı yukarı şöyle böyle desen 5-6 kilo et çıkar eğer şey yaparlarsa. Onu özellikle heder etmesinler. İşkembelerini mutlaka yani ya temizleyecek biri varsa versin, yoksa temizleyecek biri yoksa, diyelim ki illa şey olacaksa, poşete koysun, ağzını kapatsın, belediyeyi beklesin. Şunu biliyorum, belediye belediyeye versin. Büyük poşet dağıtıyor hocam. Bak. Büyük poşet dağıtıyor. Ha. O artıklarını, kullanmadığı şeyleri şeye koysunlar, poşete koysunlar hocam. Tabii. Yani diyelim ki hakikaten çevre kirliliği yapmayacak, mesela bağında, bahçesinde, uygun yerde kesiyorsa, bilmiyorum yani yasal yönden durumunu, öyle bir imkanı varsa... Şehir merkezinde yasal değil o, hocam, çöllerde falan. O gübresini falan alsın, ağacın dibine koysun, faydalıdır onlar. Evet. Yani şey olmasın. Yani özet olarak yağı, derisi, efendim iç organları heder edilmeden mutlaka ve mutlaka efendim kurbana yakışır tarzda çevre kirliliği de asla yapmadan. Evet hocam. Ya bu çok önemli. Çevre kirliliği. Evet. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir diğer konu hocam. Yine evet. Zamanımız 7-8'de kapımız var hocam. Sıla-i Rahim konusu da çok önemli hocam. Bayramda en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden biri. Sıla-i Rahim. Her ne kadar turizm açısından geziler, tatiller faydalı olsa da Sıla-i Rahim'i unutmamak lazım. Bayramın en büyük, en önemli, bize kazanım olan şeylerden birisi de büyüklerimiz ziyaret, anne baba, evet, akrabalar. Maalesef çok istenilen seviyede değil hocam bu konuda. Yani anne baba ve büyüklere ziyaret önemli. Yani tamam, gitsin efendim şeye haram olmayan bir şeyi, dinlenme ortamı falan gidiyorsa gider. Ama mutlaka anne baba sağsa onu ziyaret, akrabalar, büyükler onu ziyaret çok önemli. Çünkü sıla-i rahim yani bir Müslümanın hiç terk edemeyeceği bir şeydir. Dolayısıyla hiç imkanı yoksa mutlaka en azından telefonla, diğer araçlarla hal hatır sormalı, büyükleri memnun etmek lazım. Dolayısıyla yani ayrıca tabii burada şey de çok önemli. Bakın uykusuz yola çıkılmamalı. Trafiğe mutlaka dikkat edilmeli. Mümkünse yol uzunsa iki şoför olmalı. Yorulduğu zaman dinlenmeli.
Yani bayramlar acıyla geçiyor. Zehir olmasın. Zehir olmasın evet. Tabii. Yani insan üzülüyor şimdi. Gencecik insan. Sürat yapma, hız yapma. Uygun zamanda git. Yani besmeleyle bin arabana. Şuurunu kaybetmeden. Ya bu nasıl olsa gidiyor, yolda boş deme. Yani şimdi biz 80-90'la 100'le giden bir aracın kaza anında yapacağı hasar başka. 150, 170, 180 yaptığı zamanki farklı. Yani buna da dikkat edilmesi lazım. Kurban etlerini özellikle, yani çoğu bilmiyorum, inşallah öyle değildir. Yani kes, difrize at, bu doğru değil. Çok önemli hocam, bunu nasıl çizelim hocam? Evet, yani bizim kültürümüzde ne var? Yani o da bizim dinimizden kaynaklanıyor. Genelde üçe ayrılır, değil mi? Yakın komşu veya uzak komşuya ikram. İkram, gelen misafirlere ikram, aile fertleriyle oturup o kurban etini yeme. Şimdi hiç kimseye verme veya verirken götür efendim bu kemikli yerleri ver, hiçbir şey çıkmasın, bu doğru değil. Yani hocam bu tabii çok güzel ifade buyurdunuz hocam. Üçe bölünmesi. Tabii. Bu asgarisi. Yani bir kısmını çoluk çocuk kendi tabii. aile halkı için, bir kısmı gelen misafirlere ikram. Üçte biri de fakir fukaraya dağıtma. Ama bu evet. asgari, minimum asgari şey. Yani işi, ihtiyacı yoksa hepsini verebilir. Evet. Yani ve çok iş yeri sahiplerini biliyorum. Evet. Alıyor birkaç tane sığır. Sayısına göre kesiyor, işçilerine diyor ki dağıtıyor, kendi almıyor. Evet. Yani çok büyük nimetler içindeyiz Ali Bey. Yani kesinlikle bugün et yemeyen veya böyle çok fakir fukara yani hocam diğer programda siz anlatmıştınız diğer programda. Evet. Yani bir Afrika ülkesinde o kurbanda ilk defa et giriyor, onu kurutup sonrasından mama şişine, çocuklarına mama olarak içiriyorlar. Tabii. Çok yani iş yani, arası bir durum. Yani hakikaten öyle. Afrika'da öyle uzak doğuda değişik yerlerde çok yani şey çok hikayeler var. İşte mesela bir Hristiyan köyüne veriyorlar. Bak şunu söyleyeyim. Yani namaz kılmıyor veya şunu yapmıyor, bunu yapmıyor diye fakir fukarayı ayırmayın. Evet, bu çok yani namaz kılmamak çok büyük bir günah, şanssızlık ve günahtır. Ama o insandır. Allah rızkı verirken kesmiyor. Sen namaz kılmıyorsun ey kulum demiyor. Rızkını veriyor. Yani onun için şey yapsın. Diğer yani, din müntesiplerine de, tabii, hatta ateistlerine de inançlı, inançsız ayrım yapmadı. Allah-u Teala herkes rızkını veriyor. Veriyor. Evet, yani dolayısıyla burada özellikle Hristiyanlara veriliyor bir Afrika'da. Sonra bunlar diyorlar ki ya siz kimsiniz yani nesiniz? Giden Diyanet Vakfı'ndan görevlilerimiz de biz Müslümanız. İşte böyle böyle Türkiye'den şey yapıyorlar. Biz de bunları size dağıtıyoruz deyince adamlar yani bundan başka ne beklentiniz var? Dua diyorlar. Başka bir beklentimiz yok. Onun üzerine ertesi seneye komple o köy Müslüman oluyor. Evet. Yani ne güzel bir din ki ayrım yapmıyor ve bize o Hristiyan misyonerler geldi, din anlattı, bizim elimize İncil'i verdi, kendi tarlalarımızı aldı kendileri. Sömürdü. Sömürdü. Ama siz geldiniz hiçbir şey beklemeden kalkıyorsunuz, böyle bir şey yapıyorsunuz diye çok şey yapıyorlar. Yani onun için... yani böyle fakir, garip, kuraba bunlara mutlaka verilmeli. Biz de il olarak hocam, bir takım programlarımız var. Şu anda da bugün, yarın ve Arife günü, Arife günü efendim yatsı vaktine kadar hem şeyde Demokrasi Meydanı'nda hem de müftülüğümüzde arkadaşlar hazır şey getirmek, bağış yapmak isteyen olursa vekaletle kurban bağışı
hazırız, bekliyoruz. Şu anda 2000'e yaklaştık Elazığ'da. 2000'e yaklaştık yani şey hissede. Ama geçen sene 2600'dü. Onun için bu sene 3000'i bulalım diyoruz. Toplum olarak genelde hocam sonu severiz. Yani bu diğer iş ve işlemlerde de öyle. Mesela öyle. Vergi yatırmada, araba taşıt bunu şey yapmalı. Genelde hep sonu bekleriz evet. hocam. Hatta evet. bazen uzatır o son gün. Evet. Burada bizim özellikle teşekkür ediyoruz. Sayın Valimiz, Ticaret Borsası Başkanımız. Birçok iş adamımız. Evet, birçok iş adamımız. Kanal Fırat. Gibi pek çok insan bağışta bulundu. Hatta acizane ben kurbanımı köyde kesiyorum ama buraya da ayrıca Afrika'ya gitsin yoksul, diye. Yoksul fakir fukara yurt dışındakilere de faydalansın diye. Kurban bağışı yaptık. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Dolayısıyla bu şeyler devam ediyor. Evet. Yani kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş. Gerçekten yakınlaş. Çok anlamlı hocam. Öyle. Evet. Öyle doğrudur. Bu sloganla bitirelim hocam. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş. Allah evet. tüm ibadetlerimizi, Amin. Tüm kurbanlarımızı kabul buyursun bütün hocam. Bütün kardeşlerimin bayramlarını tebrik ediyorum. Sağ olun hocam. Kurban bayramlarını. İnşallah kaza, sıkıntı bir şey olmadan güzel bir bayram geçiririz. Bu mübarek günde yine tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimiz var, yaralı Elazığ'da da var. Evet. Allah-u Teala bütün gazilerimize de sağlık, şifalar versin. Ordumuzu, güvenlik güçlerimizi Rabbim kötü niyetlere karşı daima korusun. Büyüklerimize rahmet olsun inşallah. Değerli izleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Programın başında belirttiğim gibi pazar günü inşallah Kurban Bayramı'nın birinci gününü idrak edeceğiz. Sayın Müftüm de buyurdular. Şimdiden hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Sağlık, sıhhat içerisinde nice bayramlara eriştirmesini Rabbim'den yaz ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.